Merhaba arkadaşlar, kanalıma bugünüme hoş geldiniz. Bugün erken biraz dışarıdaydım. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bugün çok yağmur yağdı ve çıkışta gerçekten ıslandım. Fena ıslandım arkadaşlar. Çok ayaklarım falan su içinde kaldı. Sel gitti yani resmen. Eve gelmişken size de bu çiçeklerini ben bakarken size de göstermek istediğim araya sıkıştırayım dedim. Bakın. Şu tomurcuğuna bakar mısınız? Her yerden çiçek açmış. Böyle. Bakın ya kutlarıma. Bali'nin güzelliğini maşallah subhanallah. Ben bunları görmeyeli güzelleşmiş. Kamp ateşine bakar mısınız? Buralardan koparttım yavrulasın diye çiçeklerini aldım arkadaşlar. Bu çiçeği de göreyim diye bıraktım yine. Ama sanki bunda bir sorun var gibi yokmuş. Yani bir soba hissi gelmiş arkadaşlar. Soba buralarda yakıyorlar. Doğalgaz çok almayan var. Hani öyle biliyor musunuz bilmiyorum. Soba yakıyoruz. Yani biz yakmıyoruz da çevremde yakıyorlar arkadaşlar. Onun isleri bütün bu mavişlerin üzerindeydi. Polluğun üzerindeydi.
Sakın. Muz çiçeğim. Letizyalarım ve tomurcuk da bu güzel. Kolluk. Ay ben seni yerim. Rengi böyle. Böyle acayip bir lila tonu olmuş arkadaşlar, kenarları falan. Dur içeriden de göstereyim size. Bakın bu tomurcuğu kırdıklarımı buraya koydum. Köklenmiş ve burada çiçek açmaya başlamışlar. Bakın. Bir an telefonumu ıslanınca arkadaşlar video çekmeye çalıştım. Gelirken. Telefon bir an bozulur gibi korktum bir an. Yani bozulur gibi etti ıslanınca. Bakın. Ay şu güzelin yanından alınca arkadaşlar o mor olanı bakın nasıl güzel yayılmış. Maşallah Sübhanallah. Bir maşallahınızı isterim arkadaşlar çiçeklerim için. Bakın. Bu güzellerim. Ay birden kapattım arkadaşlar. Durdurdum. Bakın şu pıtırcığa. Arkadaşlar 2 gün önce hava buz gibiydi. Renklenmeleri olması lazımdı. Ama bakın olmuş bu küçüğü. Böyle pembemsi oluyor bu. 2 gün boyunca arkadaşlar buz gibiydi hava. Yani kar yağacak zannettim. Yağmış bazı yerlere Tekirdağ'a falan. Onun soğuğu ayazı oldu. Arkadaşlar ben dedim don olur falan. Eksi gibi düşündüm. Almadım bu camı almadım arkadaşlar. Öbür camı aldım korktuğum için. Bir şey olur diye. Yani bu kadar renklenmişler. Bakın şeker gibiler ya. Şu mavişe bakar mısınız? Tam maviş olmuş. Yağmur sesiyle çok güzel. Bunlar böyle şeker gibi bu sarı kızım. Krasula türü bu da. Bu baldi. Baldim maşallah her yerden attı. Böyle pıtır pıtır maşallahı var. Dal attı arkadaşlar. Böyle göstereyim istedim bugün arkadaşlar burayı. Bu büyük bebek saksısını da buraya koydum. Buraya çok yağmur vurmuyor bu cam arkadaşlar. Çünkü üstte korunaklı bir çatıyı fazla koymuşlar. O yüzden iyi şimdilik. Böyle olsun arkadaşlar. Ben bunlara aslında yağmurların başında solucan gübresi vermiştim. Daha da koyun gübresi kullandırıp veriyorum. Yani şerbetini yapıyorum ben. Ben o şerbeti arkadaşlar bayağıdır yapıyorum. Mesela kompost falan kullanmıyorum. Hani bir iki kere yumurta kabuğu kullandım. Onu iyi yıkadım temizlerden. Ama yumurta kabuğu da topraklarına karışım yaptım. Bir de ceviz koymuşumdur. Kompost olarak. Az da muz kabuğu kurutmuşumdur bazı saksılarında. Sadece bu kompost toprağını yaptım arkadaşlar. Ben böyle patates falan hiçbir şey koymadım. Öyle. Bazılarına da çay koymuşumdur. Koyun gübresi, solucan gübresi karışımı topraklarım arkadaşlar. Onları da koymadıklarımı da mesela ay geçti falan. 2-3 ay sene bakımlarını yaptığımız zaman baharla sonbahar bakımlarını yaptığımız zaman şerbetlerinden de koyuyorum arkadaşlar. Çünkü bir gece bekletiyorum bir gece falan böyle koyun azaz. Fazla koyduğunuz zaman asitlik oranı fazla arkadaşlar. Çiçeklerinizi yakabilir. Dikkat edin bu konuda.
Çünkü bakması, alması zor artık. Bakın ne güzelleri. İnşallah çok güzel olacak. Böyle olsun arkadaşlar. Bugünlük böyle bir kısa videom olsun. İzlerseniz, takipte olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.